Gel kafa ekibine hayatı biz. Ne yapsam çekmiştim çekmiştim. Hayatta bir gün olsun ne olsun. Anıt ağacımız 450 yıllık, 400 yıllık bir ağacımız. Doğal klima görevi yapıyor burada. İnsanlar bu yaz aylarında buranın altında serinliyor. Çok güzel bir ortam var. Çay keyfi yapıyoruz. Oturup sohbetlerimizi yapıyoruz. Kaynaşıyoruz. Güzel bir yer geçiriyoruz. Aynı zamanda buranın simgesi herhalde. Evet, buranın en büyük simgesi ve Türkiye'de sayılı ağaçlardan bir tanesi. Peki buraya gelen hakikaten seriniyor mu şu anda? Evet, evet, evet. Hiç, yani herkese tavsiye ederim. Aslan Kadın'ın simgesi Çınar Ağacı'nın dilindesiniz. Sürekli geliyor tabii, musunuz buraya? Tabii sürekli geliyor. Her gün aşağıya. Ya evde işim olmayınca geliyorum buraya. Peki sıcak havalarda nasıl oluyor? Serin oluyor. Bu bölge buraya bu şeyi soğudu ya tabana. Evet. Ağaç. Memnunsunuz ağaçtan? Tabii. Ağaçtan memnunum. Böyle olmasa ben gider de o kahvelerde otururum. Kahvelerde otururum. Benim için bir kahvenin sınırı yok. Nerede vakit geçerse oraya otururum ben. Emekli biriyim. Ama burası da mı? Ağaç tabii bizi çekiyor buraya. Bizi halk buraya çekiyor. Siz de sürekli geliyor musunuz buraya? Geliyor, sürekli geliyoruz. Çileyi alacağız, oturuyoruz. Devam sürekli. Burada gölgeleniyoruz yani. Buranın bir simgesi. Hasan Kadı Beldesi'nin bir simgesi burası. Yani herkes bu çileyi alacağı altında oturuyor. Geldi dedim Ahur abi. Yarın buranın pazarı mesela. Yarın herkes burada oturur yani. Serin, biraz serin oluyor. Serin oluyor. Burası serin. Sıcak yaz günlerinde. Sıcak yaz günlerinde. Ne kadar sıcak olsa olsun burası serindir yani. Klima iyi değil mi? Klima aynı klima. Klimadan daha güzel yani. Dışarı burası. Gelen misafir genelde buraya oturuyor. Herkes burada oturuyor. Serbest, rahat yani burası. Evet. Burada oturuyoruz her gün. Vakit geçiyor bizim. Emekliyiz biz. Zaten burası hep emekli kesimi. Hı-hı. Başka kimse yok yani. Gençler gurbette. Hasan Kadımız'da bu anıt ağacımız çevre şehircilik koruması altında şu anda. 404 yaşında olduğu belirleniyor. Şu anda koruma altında. Hasan Kadı beldiğimiz için burası gerçekten doğal bir klima anlamını taşıyan, vatandaşların bu çınar ağacının altında oturup sohbet ettiği, çay içtiği güzel bir anlamlı ağacımız. Bu ağacımız çok darbeler aldı. Yıllar önce vatandaşın bu ağacın etrafında oturduğu, bir de çok mermi vardır bu ağaçta, çok darbe aldı. Vatandaştan eskilerin, daha cahil kesimlerin oturduğu, içki içtiği zamanlarda yani binlerce mermiler vardı. Yine de ama çınar ağacımız dimdik ayakta duruyor. Ve daha önce şu ortada gördüğünüz içeride biraz da bakacağız. Büyük bir açık vardı. O açık kendinden kapandı. Şu anda doğal ortamıyla ağaç ayakta dimdik duruyor. İnsanların da ve dışarıdan gelen misafirlerin de çok dikkatini çekiyor bu ağacımız. Biz ağacımız da dediğim gibi devlet koruması altında ve de biz de belde olarak ağacımızı koruyoruz. Vatandaşın dediğim gibi doğal klima olarak kullandığı, altında oturduğu, çay içtiği, muhabbet ettiği bir güzel bir ağacımız var burada. Yani özellikle pazar günleri buraya çok gelen oluyor değil mi? Tabii hafta sonları bu ağacı merak eden arkadaşlarımız, dışarıdan gelen gurbetçiler ve misafirler gelip burada çay içiyorlar. Ağacın altında muhabbet edip ağaca bakıp gerçekten güzel bir ağaç olduğunu, Hasan Kadın tarihini anlatan bir ağaç olduğunu bize vatandaşımız söylüyor. Bu gördüğün ağaç daha eskiden bundan 30 yıl önce veya 40 yıl önce. İnan burası bazı insanların yuvası oldu. İnsanlar yatardı. Evi olmayan vatandaş burada çok biliyoruz birkaç ay burada barandığını, yattığını. Ve bu aracı bayağı bir işi büyüktü. Şu anda kapandı kendinden doğal olarak ağacımız. Şu anda birleşti. Zamanla açıktı. Dediğim gibi burada belki milyonlarca mermi izi vardı daha önceden. Vatandaşın attığı. Bak görüyorsun ağacın yine dimdik ağaç. Dimdik ayakta. Ve vatandaşın gördüğü gibi gölge altında doğal klima olarak kullandığı güzel bir ağacımız var. Evet. Thank you.